planı yapacağımıza göre, hani yeni yıl geliyor, bunu yapalım. Yani bizim geleneğimizde böyle bir şey yok ama işte hayvancık, yani bu şu fil de güzel. Öğrenelim istiyorum ben bunu. Şu da hani geçen gün yapmıştık. Unicorn. Unicorn. Kız çocukları özellikle çok seviyor. Evet, bunu çok seviyorlar. Boynuzlu, tek boynuzlu, tek at boynuzlu diyoruz at. Ona, öyle diyelim. Şimdi nereden başlıyoruz? Buradan önce bana göster. Tabii, burundan başlıyoruz yapmaya. Burun aşamasından standart olarak sihirli halka için 6 sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğne, yaptın. Evet, 6 sık iğne. Evet, sonra arttırma mantığıyla gidiyoruz. Yani ondan sonra 12 sık iğne çift tamam, çift yapıyoruz. Burada şimdi Erkan gösteriyor. Şurada. Evet. Pardon. Şurada gördüğünüz gibi önce sihirli halkamızın üzerine 6 sık iğne. Onun sonra her ilmeğe çift batıyoruz. 2 2 2 12 sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bir sık iğne yapıp bir arttırma. Bir sık iğne bir arttırmayı 6 kez tekrarlıyoruz. Diğer sıraya geçiyoruz. Bir sık iğne bir arttırma. Bir sık iğne, 2 sık iğne bir arttırmayı 6 kez tekrarlıyoruz. Yani bir önce arttırmalarımız için bir sık iğne bir çift, sonra 2 sık iğne bir çift, sonra 3 sık iğne bir çift, sonra 4 sık iğne bir çift. Bunu ta ki 5 sık iğne bir çift olana kadar arttırıyoruz. Sonra bu boğumu vermek için hiç arttırma yapmadan bu onun sırada 8. sıradan evet, 12. sıraya kadar ördükçe zaten bu kendinden alabilir bir, miyim? Tabii, buyurun. Şimdi bakın burnu. Burnu. İçini tabii, tabii dolduruyoruz. Ben ikinci bir burun taktım. Gerçekten burnun formu şöyle yandan evet, bir profil o versin geyiğimiz. Şöyle çok güzel düşmüş. Hakikaten çok kulakları, gözleri. Takma bir göz yok. Onu evet, da örgüyle yapmışsın. Evet, örgüyle yaptım. Takma da olabiliyor ama ben örgüyle tercih ettim. Örgüyle yaptın. Böyle bir panolar yaptırıyoruz. Şimdi hızlı hızlı gidelim tamam, buradan. Sonra buraya geliyorsun. Buraya İpliğini değiştiriyorsun. İpliğimizi değiştiriyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz ondan sonra. O nerede sonra ikinci parçam? İkinci parçam yani burada örülmüşünü getirdim evet, ben evet, size. Evet. Buyurun. Bu formu vermek için. Şurada şurası bir hareket var. Evet. Şunu doldurmayla mı yaptın yoksa burada eksitme bir numara yaptın? Oyunlarıyla yaptım onu. Yani evet, şimdi şurada şu burunun efektini vermek için arka ilmekten aldım. Yani evet, back loop dediğimiz olay. Arka ilmekten alarak yeni rengimize geçiş yaptım. Geçiş yapılan kısım şu kısım. Buradan geçiş yaparak başladım, ördüm. Ondan sonra tarife göre arttırmaları ayarladık. Ben buna şey diyorum, amigurumi de heykel yapma sanatı gibi. Yani heykeli yontarak yapıyorsunuz, biz ilmeklerle onu veriyoruz. Evet, evet. İlmeklerle arttırmayla verdim. Şöyle. Orada yaptığımızda şu kahverengiye geçtikten sonra önce normal düz örüyoruz. Daha sonrasında 6 sık iğne örüp bir arttırmaya yine 6 kere yapıyoruz. Sonra yine 48 sık iğne yapıyoruz. Sonra 7 sık iğne bir arttırmayı 6 kez yapıyoruz. Sonraki sıra düz hiç arttırmadan örüyoruz. Sonra 8 sık iğne bir arttırmayı yapıyoruz. Sonra yine arttırmadan ördüğümüz zaman şu forma kadar geliyoruz. Yani çok üçgen gibi değil, eğimli bir arttırma. Daha sonra bu göz çukurunu şurayı vermek için de yaptığımız 18 sık iğneyi sıra başından örüyoruz. Daha sonra bir arttırma yapıyoruz. Sonra 5 sık iğne bir arttırmayı 4 kez yapıyoruz. Sonra 17 sık iğne yapıyoruz. Buradaki amacımız şuradaki şu oyuklarımızı vermek. Onun için bu kısım ve bu kısmı arttırmamış oluyoruz ve bu formülü devam ediyoruz. Evet. Bir sonraki sırada 19 sık iğne yapıyoruz, bir arttırma. Şurası düz gidiyor anladığım evet, kadarıyla. Bu kısım düz gidiyor. Yani bu arttırma 3 sırada arttırma yapıyoruz açılacak şekilde. Daha sonra 23. sıradan 35'e kadar dümdüz örüyoruz. Hiç arttırma yapmadan sık evet, iğne ve şu formu veriyoruz. Pamuğunu içine koyduğun elyafını boncuk çok sıkı. Elyaf. Boncuk bunu, elyaf evet, evet, kullanıyorsun. Hı-hı. Ve çok sıkı doldurmuşsun. Bunu sıkı dolduruyorum ki formu bozulmasın diye. Yani bu zaten duvarda asılı olan bir şey. Hani çok ele alıp oynanmıyor, formu daha düzgün dursun, kendini yer çekimine bırakmasın diye biraz sıkı dolduruyorum. Evet, mesela bir çocuk odası yapıyorsunuz. Hani kız çocukları mesela veya daha büyük bir çocuklar için de bunu çok seviyorlar bu hem karakterini çizgi film hı-hı, karakterini duvara asıyorsunuz. Hediye vermek için de güzel. Geyikleri çok seviyoruz. Ben nerede geyik görsem böyle filmlerde falan hani bir yerde görmüyoruz da biz burada buralarda ama çok severim. Çok zarif bir de bambiler vardır. Çok zarif güzel hayvanlar hakikaten. Çok da güzel olmuş. Şu formunu çok güzel verdirtmişsin. Evet. Ama benim bunda hı hı, en merak ettiğim
Kulaklardan da bahsedeceğiz ama şu gözlerinden hemen bir bahsetmeni rica edeceğim. Gözleri, şurada bir örnek yapmışsın. Tabii burada yaptık mesela. Onlar ne taktın oraya? Onları merak ettim. Bunlar toplu iğneleri yerlerini belirlemek için. Ha, kelebekli mesela... toplu iğne. Ay çok bir dakika dur. Kelebekli bunlar. Evet kelebekli. Türkiye'de satılıyor mu? Evet satılıyor. İnternetten de alabiliyorsunuz. Değişik formları da var bunların. Ben böyle kelebekli seviyorum. Ama çok güzel. Eğlenceli bu. Hale yalnız getiriyor. İğnesi çok güzel evet, bir iğneymiş. İpi delmiyor. İpi delmeyen. İğne çok önemlidir. Evet. Bu tür işleri yaparken dikişte olsun böyle şeylerde. Ay bunu nereden aldınsa ben tamam. Bunu da alın bakayım. Tamam. Var mı orada siz kutusunda? Olur, ver buyurun. Bakayım. Buyurun. Ha, çok hoşuma gitti evet, bir dakika. Şöyle yapayım tabii. Şurada bakın. Şeyler de var. Bu kelebekliler de var. Güzelmiş. Hoşuma gider böyle şeyler. Hani nerede kullanacaksın de bilmiyorum. Olsun. Hani bir gün olur lazım olur. Ne olmaz ne olmaz. Şimdi gözü yapmışsın ama şu gözün ortasında bir leke gördüm. Işıltı verme. Evet, ışık evet. Burada ışık vermek için yapıyoruz. Evet. Normalde gene aynı mantıkla 6 tane sihirli halka üzerine 6 sık iğne yapıyoruz. Sonra çift yapıyoruz. 2-2, 12 sık iğne. Sonra beyaza geçiyoruz. Şu beyaza geçişi de ben seviyorum. Yani buradan direkt belli ediyorum beyaza geçişi. Mesela burada da şuraya noktaya denk geliyor. Sonra yine standart 1 sık iğne 1 çift. 1 sık iğne 1 çifti örüyoruz. Diğer sırada normalde 2 sık iğne 1 çifti 6 kere yapacağımız yerine ben 4 kere yapıyorum ki şu gözün şu düzlüğünü vermek istiyorum. Ha, bakın şurada evet. Da bir numarası yani var. Çok yuvarlak yapmıyorum. O gözün hafiften ha, şu, bir evet. Ama bunlar çok önemsiz için. De gözüküyor gibi evet, ama çok önemli baktığımız detaylar. Baktığımız zaman veriyor ve ışıltıyı ekliyorum ona en son. Şuradaki onu dikişle ışıltı. Mi yapıyor? Onu iplen. Yani şu iplen altından geçiyorum şuradan. Şu ipi dikmek için ayırdığım ipi. Buradan geçirip bir ilmeğin arasına ışıltıyı nereden vermek istiyorsam bazen şuradan vermek istiyorum. Ondan sonra o ipi tekrar yürütüp bu iple de bunu dikiyorum. Sen daha önce başka bir işte mi çalışıyordun? Ben normalde iktisat mezunuyum. Evet. Kendi işimi yaptım bir süre fakat ondan sonra çocuklarla birlikte çalışmadım. El örgünü zaten ezelinden beri çok severdim. Fakat 4 sene önce şey olarak başladı hikayem. Yani bir bere örüyordum can sıkıntısından. Küçük oğlum geldi anne dedi bana örümcek adam örer misin? Ben dedim ki şimdi örümcek adam nasıl örülür? Hani hiç amigurumi bilmiyorum. Bunları istiyorlar. Yani evet. Oyuncakları çok var. Ben anne olarak çok oyuncağa düşkün bir anneyimdir. Yani her türlü oyuncağı alırım eve. Şimdi dedim ki oyuncak yani var nasıl örülür? Dedim bir internette fotoğraf arayayım ben. İsmini yazdığımda örgü hali çıktı karşıma. Amigurumi ile keşfettim öyle. Hatta ilk yaptığım sayfamda da vardır. Tabii çok basit. Çok çünkü hiç sayı yok, tarif yok, hiç nedir bilmiyorum. Baka baka oradan yaptım. Evet, kadınlarımız çok güzel öğreniyorlar bu işleri. Hı. Ve uyguluyorlar. Şimdi şu aşkını göreyim. Ha, hemen göstereyim. Ben bunu kendim ölçülerini buldum. Yani en uygun ölçü ne olur bunların arkasına. Bunu özel yaptırttım. Ölçülerini verdim. Tarifimde ölçüleri de yazıyor. Mesela 20 santim çapı tam ortaya 5'e 5 kare delik açtırdım. Tam onların ortasına gelecek şekilde de asma deliğini açtırdım. Ve bunlar MDF su bazlı boya. Yani çocuk sağlığına hiçbir şekilde zarar vermiyor. Evet hepsini böyle yapmışsın. Evet. Çok güzel olmuş. Bu şekilde kapanabiliyor. Böyle de durabilir. Hı-hı. Filin de kulakları, örümü, evet. Hortumu hepsi çok güzel. Bunu bu şekilde de, evet, oradan de asıyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey geldi bana. Bence bunu yapan yabancılar da var bu tarz var. Şeyleri. Kumaştan yapanlar evet. Var, peluştan. Yapanlar var. Ben de görüyorum. Artık işin ucu kaçmış herkes her şeyi yapıyor. Yapın. Madem öyle olmuş, yapın, yapılsın, satılsın. Bence ben seni bir yere söyleyeceğim. Mesela bir arkadaşlarım benim çok güzel mobilyalar, çocuk odası mobilyaları falan yapıyorlar. Onlarla seni bir buluşturacağım. Bu duvara asmak için çok güzel. Şu oyuncakların da çok güzel. Teşekkür ederim. Onlar ilk göz ağrılarım benim. Şöyle. Amigurumi. Ay, çok güzel çok yapmışsın. Teşekkür ederim. Hepsi bunların güzel. Şunu göreyim bakayım. Flamingo. Simit. Bunlar çok güzelmiş. O mesela Rus bir tasarımcı denemem için bana tarifi gönderdi. Bu. Deneme tarifini ben yaptım. Evet. Galiba şey onu da biliyorum. Evet biliyorsunuzdur. Böyle birbirlerine bunlar destekler de çok güzel. Evet. Bunlar da çok güzel. Hepsi çok güzel. Ama burada sen güzel bir yol bulmuşsun kendine. Merak edilen bir şey var mı? Önce bunları... Hı-hı. Şeyleri yaptın. Boynuzları yaptın. Boynuzlarını yaptın. Sonra efendim
Bunu buraya dikeceksin. Mutlaka iğnelemek gerekiyor. Çünkü ben tarifte bunların yerini, sırasını söylüyorum ama el kaçabiliyor. Yani iğnelemeden direkt asla dikilmemesi gerekiyor. Ben de bunu 3-4 sene önce bu hataları yaptım. Simetri bozuluyor. Hani önce iğneleyip yerini belli edip ondan sonra mutlaka her oyuncakta, amigurumide de böyle öyle. Müslüm Hanım, ben sana alıyorum şimdi kelebekli iğne. Biz de iğneleyelim. Bazen bizde de oluyor böyle evet, şeyler. Çünkü yünü delmeyen iğne çok evet. önemli. Çok incecik bir yapısı var iğnenin. Evet. Göstermek istiyorum şöyle. Uçları çok düzgün. Düzgün. Kütle değil ama ipi delmiyor. Bu işleri yapanlar bunun ne demek istediğimi evet. anlayacaklar. Sadece süsü için demiyorum. Şimdi kulağı bir görmek Tabii, istiyorum. Tabii kulaklar burada. Evet. Kulaklarda da yine aynı mantık. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra gösterelim. Buradan evet, göstereyim sayalım. Ben size. Çift gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Bunda şimdi daha sivri olmasını istiyorum formun. Sivri olmasını istediğim zaman 6 sık iğne yaptıktan sonra çift gitmiyoruz. İkinci sıraya bir sık iğne bir çift yapıyoruz. 3 kere. Evet. Ne yapıyor? O zaman daha sivri oluyor. Yani şuradaki yuvarlak formu olmuyor, buradaki sivri formu oluyor. Diğer sıraya geçiyoruz. Diğer sırada iki sık iğne bir çift yapıyoruz. Bunu da 3 kere. Yani diğer standartları 6-6 giderken burada 3 kere işlemlerimizi yapıyoruz. Evet. Ta ki 7 sık iğneye kadar. Yani şuraya kadar artırıyoruz. Ondan sonra hiç arttırmadan örüyoruz. Örüyorsun. Sonra eksiltme kısmına geçiyoruz. Eksiltme kısmında da... Son kaç sırada eksiltiyoruz? Son 2 sırada bunu eksiltiyoruz. Çünkü tamam. buna sivri bir form vermek istemiyorum. O açıdan 7 sık iğne bir eksiltmeyi 3 kere yapıyorum. Sonra biraz daha sıkı olsun diye 1 sık iğne bir eksiltmeyi 8 kere yapıyorum. Evet. Ve bunu üst üste bindirip sık iğneyle dikiyorum. Daha kolay dikebilmek için. Yani kapatıyorum bu iki karşılıklı sırayı. Ona elyaf koymuyorsun. Buna galiba. Koymuyorum. Hayır, kabarmasını istemiyorum çünkü bunu. Dolmasını istemiyorum. Bakayım onu nasıl oturtacaksın şöyle. Onun şu şekilde. Önce bunu dikelim diyorsun. Önce bunu. Ben hepsini iğneliyorum tek tek. Karşıdan bakıyorum simetrisi tam mı diye. Hatta fotoğraf da çekiyorum. Fotoğrafta nasıl görünüyor diye iğneledikten sonra. Düzgün olduktan sonra da iğne yerlerini... Şu arada kaç tane sık iğne, kaç kişi genelde burada 3 ya da 4 bırakıyorum şu arada. 1, 2, 3 boşluk, 4 tane de sık iğneye denk geliyor. Şurada kaç var? Burada da genelde sayı olarak, yani ben gözlerle orantılıyorum. Önce gözleri şuradakine ve buna denk getiriyorum. Çünkü bazen dikerken genişleyebiliyor. Tam gözün karşı biraz çaprazına da boynuzu denk getiriyorum. Şu şekilde. Şimdi bu iş aslında çok kolay gibi gözüküyor ama çok ince küçük nüansları var. Hemen şuradan göstereyim. Kulağın içine bir kırmızılık şöyle. Evet. Allıkla mı yapıyorsun? Yapıyoruz ya da şuraya vermişsin. O da çok güzel olmuş. Şuralarda da var azıcık. Kahverengilerle de yapabiliriz. Onu da. O yaratıcılığımıza da kalıyor açıkçası. Evet. Şu şeylerin gerçekten çok güzel düşmüş. Bir de şeyden bahsedelim. Tabii. Boynuzlarından bahsedelim. Şimdi boynuzları birazcık el oyalıyor. Onun da el oyalama sebebi parçalarını yapmamız. Boynuzlarda mesela 2 adet örneğin şu parçadan önce yapıyoruz. Zaten mantık yine aynı. Sihirli halka 6 tane. Sonra çift yapıyoruz. Ondan sonra bir arttırıp bir çift yapıyoruz. Evet. Bir arttırıp bir çift yapıyoruz. Ondan sonrasında 18 sık iğne olunca dümdüz 12. sıraya kadar örüyoruz. Evet. 12. sıraya kadar ördüğümüz parçadan 2 adet yapıyoruz. 2 boynuz tamam. için. Şimdi orası neresi şurada göster bana. Şu küçük olan yer. Şu küçük olandan başlıyorsun. Küçük sonra ne tarafa evet. doğru gidiyorsun? Önce bunları örüyoruz tek tek birleşiyoruz. Tamam. 2 tane şundan yapıyoruz. Tamam. Sonra bunun aynısının 16 sıra olanı 2 tane de şu ilmekten yapıyoruz. Bunlardan bunları kesiyoruz iplikleri kenarda duruyor. Tamam. Sonra buradan başlıyoruz örmeye. Hmm. Buradan başlayıp birleştire gidiyoruz. Yalnız bir değişik bir... boynuz yapısı evet, yani var. Çok denedim. Daha orijinaline benzesin diye farklı formlarda da yaptım ama bu daha çocukları korkutmayacak. Daha basit. Çünkü benim amacım burada şeydi. Hayvan kafalarını görüp de çocuklar korkmasın. Onlara sevimli gelsin. Daha düz hatlarda, daha yalın hatlarda olsun.